dünya tarihine damgasını vurmuş ve olayları şekillendirmiş kişiler pek azdır. Bu kişiler ya büyük cesaretle düşman ordularını yenip imparatorluklar kurmuşlar ya da önemli eserler yazıp birçok nesli etkilemeyi başarmış kişilerdir. Ancak dünya tarihinde bir kişi vardır ki ne savaşmış ne de bir devlet kurmuştur. Kendisi bizzat bir kitap yazmadığı halde onun hakkında binlerce kitap yazılmıştır. Dünyamızın en ücra köşelerinden birinde yaşamış olmasına rağmen öylesine kısa ve mütevazi bir hayat yaşamıştır ki insanlar bugün bile onun hakkında konuşmadan ve tartışmadan edemiyorlar. Günümüzde insanların pek çoğu onun sevgi dolu sözlerine ve ilahi yetkisine hayrandırlar. Onun ismini duymayan olmamasına rağmen maalesef gerçek anlamda takipçisi pek azdır. İşte bu anlattığımız kişi İsa Mesih'tir. Mesih'in kim olduğunu anlamamız için öncelikle İncil kitabını incelememiz ve dünyayı nasıl bu kadar derinden etkilediğini anlamak içinse İsa Mesih'in hayatını araştırmamız gerekiyor. Can Nuroğlu'yla İsa Mesih'in izinde programına hoş geldiniz. Merhaba, tekrar bir programda beraberiz. Bugün İsa Mesih'in son gecesi hakkında konuşacağız. Artık ölümüne çok yaklaştık. Son gecesi ve son öğrencileriyle geçirdiği vakit, yaptığı şeyler, dualar, önemli noktalara değineceğiz. Ne söylemek istersiniz? İsa'nın son gecesi nasıldı? Çok önemli aslında. Aslında Mesih Yeruşalim'e gelmişti bu sırada. Bir bayram için gelmiştir. Paskalya dediğimiz bayram aslında önceden ismi Fısıh Bayramı. Yahudilerin çok ünlü bir bayramı. O bayramda mesela İsrail'in Mısır'dan nasıl kurtulduklarını, Musa'nın yardımıyla kurtulduklarını anıyorlardı. Ve bu şekilde bir kuzu keserlerdi ailece. Onun tabii birkaç törenleri vardı. Onun üzerine konuşurlardı. Küçük bir töreni vardı ve kurtuluşlarını anarlardı. Dolayısıyla her yıl Yahudi aileler ilkbahar, genellikle Mart'ın sonu, Nisan'ın başlarında bu Fısıh Bayramı'nı kutluyorlardı. Mesih Fısıh Bayramı için aslında Yeruşalim'e gelmişti. Ki bu Yahudi halkı için farz bir şeydi. Yani yılın 3 tarihinde, 3 büyük bayram için Yeruşalim'e gelip toplanmaları gerekiyordu. Tahmin edebilirsin o günlerde Yeruşalim'de rahat binlerce belki milyonlarca kişi toplanmıştır sırf bu bayram için. Mesih de gelmiş öğretiyordu ama sürekli yine din bilginleri onunla çatışıyorlardı. Onu reddediyorlardı, onu sorguluyorlardı. Ve Mesih gelirken de bunu tekrar ve tekrar öğrencilerine belirtti. Yeruşalim'e gideceğiz. Orada ben ihanete uğrayacağım. Din bilginleri beni öldürecekler. Ama merak etmeyin. Üçüncü gün ölümden dirileceğim. İlginç yani. Mesih 3 kere bunu söyledi öğrencilerine. Yine pek jeton düşmedi. Onlar halen böyle görkemli bir egemenlik sanıyorlardı. Mesih'in her an bir devrim yapabileceğini, bir darbe yapacağını düşünüyorlardı. Dini önderlerine karşı ya da Roma devletine karşı. Oysa ki Mesih'in gelmekteki amacı, misyonu çok farklıydı. Yahya'nın baştan belirttiği gibi o Tanrı'nın kuzusu olmak üzere geldi. Ve şimdi oraya geldik. Aslında bütün hikaye şimdi birleşiyor en sonunda. Mesih havarileriyle birlikte bir sofraya oturuyor ve son bir yemek yiyorlar. İstersen onu bir oku. Luka 22. bölümü ve 14. ayetinden istersen başlayabilirsin. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim. Tamam, ilginç. Diyor ki hani onlar Tanrı'nın egemenliğin her an kurulacağını bekliyorlardı. Mesih açık açık şunu söylüyor. Hani bu son yemeğim sizinle ve daha ileride olacak beklediğiniz Tanrı'nın egemenliği. Ama bu sofrada aslında çok önemli. Hani fısıh yemeği diyor. Fısıh yemeğinde Yahudiler bir kuzu alır. Genç, bir yaşında bir kuzu olması gerekiyordu. Bir de kusursuz. Hiçbir böyle yanlış tarafı, sakat tarafı olmayacaktı. Onu kesiyorlardı ve ailece yiyorlardı hep birlikte.
Ve tarih boyunca hep bunu yaparlardı. Tapınakta da kuzu keserlerdi, sunarlardı Tanrı'ya. Oysa ki bu kuzu meselesi, bu kurban meselesi aslında sembolik olarak Mesih'in yapacağını, Mesih'in en son vereceği kurbanı temsil ediyordu. Tabii onlar bunu bilmeden yapıyorlardı. Henüz bilmiyorlardı. Evet. Hani o Mesih'i sadece siyasi büyük bir önder sanıyorlardı. Oysa ki Mesih'in en baştaki görevi kurtarıcı görevi. Evet. Halkını kurtarmak için geldi. Sonra kralları olacaktır. Şimdi devam ediyor. Diyor ki ben bu yemeği çok istemiştim. Yani çok arzulamıştım. Bu biraz da Mesih'in hayatının doruk noktası oluyor. İstersen devam edebilirsin. Oradan 17. ayet. Sonra kaseyi alarak şükretti ve bunu alın aranızda paylaşın dedi. Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan, kanımla gerçekleşen yeni anlaşmadır. Tamam. Şimdi ilginç gelebilir bize. Bir kase kaldırıyor, bir ekmek kaldırıyor. Dedim ya sana bu geleneksel bir sofraydı. Evet. Dolayısıyla bunun içerisinde belirli bazı törenler vardı. Bir kase kaldırıldı, bununla Tanrı'ya şükredilirdi. Bir ekmek bölünüp işte bu Tanrı'nın bize olan nimetlerini temsil eder. Ama şimdi Mesih biraz bunu farklılaştırıyor. Diyor ki bu ekmek benim bedenimi temsil edecek bundan sonra. Benim sizin uğrunuza parçalanmış bedenimi. Kaseyi alıyor, kaldırıyor. Diyor ki bunun alın hepiniz için. Bu yeni antlaşmanın kanı. Yani sembolik bir şeylerden bahsetti belli. Evet. Zaten bugüne kadar Mesih imanları nerede toplanırlarsa hep Rab'in sofrası denen olay olur. Ve ekmek ve üzüm suyu ya da şarap alır yudumlayarak Mesih'i anarlar. Evet. Tamam. Ama sembolik olarak Mesih burada neyi anlatmaya çalışıyor? Mesela bu yeni anlaşma dediği, kanımla gerçekleşen yeni anlaşma. Bu ilk defa duyduğumuz bir terim aslında. Evet. Yeni anlaşma olarak. Evet. Ne anlama geliyor? Yeni anlaşma aslında bu işin püf noktası. Yani genellikle insanlar kutsal kitabımıza Tevrat, Zebur, İncil diye bilirler. Oysa ki kitabımızda eski antlaşma ve yeni antlaşma olarak geçiyor. Eski antlaşma Tanrı'nın Musa aracılığıyla İsrail halkıyla yaptığı antlaşma. Ama Peygamber Yeremya 31. bölümünde şunları yazdı. Dedi ki Tanrı'nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmayı siz bozdunuz. Sadık kalmadınız. Tanrı'nın bütün kurallarını siz tekrar ve tekrar çiğnediniz. Ama Tanrı sizden vazgeçmiyor. Diyor ki sizinle yeni bir antlaşma yapacak. Mesih'in burada söylediği bu söz aslında onu çağrıştırıyor. Yeremya'nın belki kendisinden yaklaşık 600 sene önce söylediği bir söz. O yeni antlaşmayı ben bugün burada kuruyorum diyor Mesih. Eski yani antlaşma... O Tanrı'nın vaadi Mesih'le gerçekleşiyor. Evet. Eski antlaşma neydi? Yasaydı, şeriattı aslında. Evet. Ve bu şeriatı asla kimseyi kurtaramaz. Ancak günahlarımızı göstermeye yarar. Yahudiler bu yükün altında ezilmişlerdir. O yüzden Rab diyor ki yeni bir antlaşma geliyor. O yeni antlaşmayı ben burada kuruyorum. Tabii ki yeni antlaşma derken bazıları şunu soruyor. Acaba Tanrı eski sözünden mi vazgeçti? Yani artık onu geçersiz mi saydı? Kesinlikle hayır. Bir örnek verdik daha önce. Belki burada tekrarlamakta fayda vardır. Yani bir insan bir ailede yetişir. Babaannesiyle yetişir. Ve o evde kaldığı sürece onun yasasına, onun kurallarına tabidir. Evet. Doğru değil mi? Babasının sözünü dinler, bütün kurallarına uyar. Ama günü gelir ki o kişi evlenir. Yeni başka bir kişiyle, kocasıyla bir antlaşma yapar. İmzalar, evet. İmzalar, değil mi? Ve ondan sonra kimin sözüne bağlı kalması lazım? Kocasının. Kocasının. Evet. Çünkü artık ona bağlıdır. Onunla birlikte yeni bir yaşam kurmuştur. Şimdi bu ama yeni evlendi diye, yeni bir antlaşma kurdu diye eski antlaşması, babasıyla olan antlaşması artık boş mu oluyor? Hayır. Evet, bir anlamda ona bağlı değil eskisi gibi. Evet. Babasının sözüne bağlı değil. Çünkü o geçti. Ama o temel her zaman için geçerli. Evet. Babasından öğrenmiş olduğu o temeli şeyler, yalan söylemeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, zina etmeyeceksin. Bunlar temeli şeyler. Yasanın da getirdiği şeyler. Bunlar hayatı boyunca onun için önemli. Evet. Bir de babasına, annesine olan saygısı, hürmeti her zaman
devam eder. Evet. Yani o eski antlaşma ama temelde kalır. Artık güncel değil. Doğru. Güncelde olan, güncel olan nedir? Yeni. Yeni antlaşma. Evet, eşiyle olan. Ve yeni antlaşma ne yapıyor? Bu anlamda eski antlaşmayı tamamlıyor. Hı hı. Onun yerine geçmiyor. Yani onu geçersiz kılmıyor. Hı hı. Onunla bütünleşiyor. Evet. Ve tam anlamıyla hedefine ulaşıyor. Şimdi Mesih'in getirdiği yeni antlaşma şu yönden önemli. Yine Yeremya'dan okuduğumuz zaman şunu okuyoruz. Der ki eski antlaşmayı siz yerine getiremediniz. Zaten size kurtuluş da getiremedi. Hı hı. Ama bu yeni antlaşma diyor ki ben öyle bir antlaşma yapacağım ki artık sizin günahlarınızı anmayacağım. Hı. Benim yasamı da kayalar üzerinde, taşlar üzerinde değil yüreklerinize yazacağım. Hı. Ruhumu sizin içinize koyacağım. Artık benimle birlikte yürüyebileceksiniz. Hmm. Benim yasama bağlı kalabileceksiniz. Çünkü içinize ruhum olacaktır. En önemlisi günahlarınız tam anlamıyla bağışlanacaktır. Hmm. Silinecektir. Yeni antlaşma bu anlamda daha üstün, daha mükemmel bir şey. Evet. Yani Mesih işte bunu getiriyor. Diyor ki bu kanınla gerçekleşen, çünkü bir antlaşmanın geçerli olması için bir kanın dökülmesi lazım. Bir kurbanın kesilmesi lazım. Mesih ne diyor? Benim hayatım, benim kanım dökülecektir. Hı hı. Aslında hemen ertesi gün olacak ölümünden bahsediyor. Ben orada kanımı dökeceğim ve bu antlaşmayı bununla imzalayacağım, geçerli kılacağım. Tamam. Şimdi gerçekten harika şeyler anlatıyor burada Mesih. Ve tabii ki bu arada ilginç bir şey daha söylüyor. Diyor ki aranızdan biri bana ihanet edecek. Hı. Hepsi şaşırıyor. Tabii ne düşündüler acaba? Tabii birbirine bakınıyor. Diyor ki buradan bir tane var ki Yahuda artık bu sofraya gelmeden önce o bir şey yapmıştı, bir sözleşmeye imza atmıştı din bilginleriyle. Mesih'i fırsat bulduğunda size teslim edeceğim. Ve bu sırada Yahuda aralarından kalkıp çıkıyor. Mesih'i artık teslim etmek üzere fırsat bulmak için çıkıyor. Ama bu sofra tabii ki çok önemli. Yani orada ekmek ve üzüm suyu ya da şarap Mesih'in ölümünü temsil eden unsurlar oluyor artık. O son sofrada tabii ki daha birçok önemli sohbetler, önemli konuşmalar da geçiyor. Mesih'in de orada çok önemli bazı şeyler de gösteriyor onlara. Bir tanesi örneğin ilk sofraya oturduklarında genel kültür gereği birinin kalkıp herkesin ayaklarını yıkaması gerekiyor. Kimse bunu yapmak istemiyor. Herkes diyor, o yapsın derken bakıyorlar Mesih kalkmış. Havluyu almış. Hmm. Herkesin ayaklarını tek tek yıkıyor. Aralarında en büyük olduğu halde. En büyük olduğu halde. Petrus hatta orada isyan ediyor ki Rab beni ayaklarımı yıkayamazsın sen. Hmm. Peki Petrus bunu yapmam lazım. Sonra diyor ki bakın ben sizin Rabbiniz, önderiniz, öğretmeniz olduğum halde bunu yapabildiğimse sizler bu şekilde birbirinize karşı sevgiyle, alçakgönüllükle karşılaşmanız gerekiyor. Yani orada çok derin bir ders verdi öğrencilerine. Ve daha birçok şeyden de bahsediyor. Tabii ki öğrenciler bu sırada üzülmeye başlıyorlar. Çünkü Mesih şunu diyor. Ben ayrılacağım. Hı hı. Yani sizi bırakacağım ama yalnız kalmayacaksın. Bunu biraz Yuhanna'dan da okuyabiliriz. Ayak yıkama bölümü Yuhanna 13. bölümünde geçiyor. Ve daha sonra 14. ayetine gelince Mesih'in bazı önemli sözleri daha var. 14. 1. ayet. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas, Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz? Dedi. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim. Dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz. Onu gördünüz. Şimdi ilginç bir şeyler. Mesih artık onları hazırlıyor. Evet. Benim burada şimdilik misyonum bitti, sona erdi. Ben ayrılıyorum. Sıkılıyorlar. Ama ne diyor onlara? Merak etmeyin. Hani yine birlikte olacağız. Ben size yer hazırlamaya gidiyorum. En önemlisi tabii onlar soruyor. Nasıl gideceğiz senin yanına? Yol, gerçek ve yaşam benim. Evet, onlar hala sanırım somut bir yoldan bahsettiğini düşünüyorlar. Oysa ki onlara ruhsal bir yol göstermeye çalışıyor ve diyor ki o yol benim. Hı hı. Bana iman ederek benim aracılığımla artık babaya, Tanrı'ya ulaşabilirsiniz. Daha sonra yine 15. ayette Mesih yine öğretisini özetliyor. Diyor ki beni seviyorsanız
buyruklarımı yerine getirin. Hı hı. Yine ayetin içeriğine bakarsak diyor ki, size başka bir yardımcı gerçeğin ruhunu verecek babam. Evet. Gerçeğin ruhundan bahsediyor. Çünkü nereden anlaşılıyor? Hemen sonra diyor ki dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Kimden bahsediyor burada? Bir ruh. Bu bir insan olamaz. Ne, dünya ne görür onu ne evet. de tanır. Daha şimdiden aranızda içinizdedir. Hmm. Bu bir insan olamaz. Evet. Yani Mesih açık açık şunu soruyor. Tamam ben sizden gidiyorum ama beni yönlendiren Mesih kutsal ruhla mehsedildi ya hatırlıyor musun? Evet. O kutsal ruh sizin içinize gelecektir. Hmm. Sizin içinizde olacaktır. Sizi yönlendirecektir. Ki hemen Yuhanna'dan sonraki bölümde, Elçiler İşleri bölümünde görüyoruz. Kutsal evet. ruh ilk imanlar üzerinde konuyor ve onları müthiş bir cesaret ve güçle dolduruyor. Yani baba, oğul ve kutsal ruh dediğimiz bu evet. üçlü birlikten aynen bahsediyor. Orada oluyor. Hı-hı. Aynen baba, oğul ve kutsal ruh onların arasındaki evet. ruh. O zaman Parakletos kutsal ruhtan başka kimse değildir. Olmaz, evet. Olamaz da. Şimdi bu sırada tabii ki yine sıkılıyorlar. Mesih onlara diyor ki sizler bu sırada beni terk edeceksiniz. Hı-hı. Beni bırakacaksınız. Petrus her zamanki gibi tez canlı. Luka 22. bölümünde okuyoruz. Diyor ki hayır, herkes seni inkar etse de ben asla inkar etmem. Bak ne diyor Luka 22. bölüm ve 31. ayet. Tamam. Simon, Simon, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Simon İsa'ya, Ya Rab, ben seninle birlikte zindana da ölüme de gitmeye hazırım, dedi. İsa, sana şunu söyleyeyim Petrus. Bu gece horoz ötmeden beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin, dedi. Sonra İsa onlara, ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu diye sordu. Hiçbir eksiğimiz olmadı, dediler. O da onlara, şimdi ise kesesi olan da, torbası olan da yanına alsın, dedi. Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size şunu söyleyeyim. Yazılmış olan şu sözün yaşamımda yerine gelmesi gerekiyor. O suçlularla bir sayıldı. Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir. Tamam. Şimdi Petrus burada tabii ki bir kahramanlık yapmaya kalkıyor. Ben asla bırakmam. Tabii diyor ki hayır. Bunlar olması gerekiyor. Benim günahkarların uğruna canımı vermem gerekiyor. Sen de belki hiç sanmıyorsun ama beni inkar edeceksin son anda. Hatta onlara diyor ki bakın bundan sonra dağılacaksınız. Yani çok zor anlar yaşayacaksınız. Hmm. Şimdiye kadar rahat bir şekilde dolaştık İsrail'de ama artık İsrail'i kalamayacaksınız. O yüzden diyor ki artık eskisi gibi hani rahat dolaşıp evinize dönemeyebilirsiniz akşamleyin. Artık neyiniz varsa alın çünkü uzaklara da kaçmak durumunda olacaksınız. Ve ilginç bir söz daha var belki dikkatimizi çekebilir. Evet. Der ki kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Burada yani İsa şiddeti teşvik etmiyor herhalde. Evet. Bazıları öyle sanabiliyor. Mesih acaba onlara diyor mu? Hani savaşın, kalkın, evet. savaşın, ordunuzu kurun. Bu mümkün değil. Çünkü Mesih'in öğretisinde böyle bir şey yoktu. Evet. Baştan beri düşmanlarınızı sevin Hı-hı. diyen Mesih son anda böyle öğretisini değiştiremez. Evet. Ki burada kılıç alın derken neyi demek istiyor? Hemen sonrasında da dikkat edersen diyor orada ya Rab işte burada iki kılıç var. Hemen Hı-hı. alıyorlar. Mesih'in cevabı ne? Yeter. Onlara dedi yeter. Hani bir ordu toplamıyor aslında. Onlara kılıç alın demesinde aslında şu vardı. Hani o dönemde yollarda giderken her zaman haydutlar vardı. Hmm. Hırsızlar vardı ve kendini korumak için herkesin yanında bir kılıç taşıması gerekiyordu. Evet. Ama Mesih burada hani bir devrim, bir darbe falan düzenlemiyor. Hı hı. Bunu nereden anlıyoruz? Hemen ardından Mesih öğrencileriyle birlikte Getsemani denen bir bahçeye iniyor. Hı hı. O sofra bittikten sonra, kapandıktan sonra olay onları alıp iniyorlar Getsemani bahçesine ve Mesih orada duaya veriyor kendini. Hı. Hatta çok ilginç olaylar yaşanıyor. 22. bölüm bu defa 39. ayetinden devam ediyor. İstersen okuyabilirsin. Tamam. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrencileri de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara, dua edin ki ayartılmayasınız dedi.
onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin isteğin olsun. Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara, ''Niçin uyuyorsunuz?'' dedi. ''Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız.'' Ne ilginçti. Demin Petrus diyordu, ''Asla seni intihar etmem, seni bırakmam.'' Mesih dedi, ''Tamam şimdilik dua edin.'' Onu bile yapamadılar. Hemen uykuya daldılar. Ama Mesih'in burada yaşadıkları ilginç. Dua etmeye gidiyor. Yani müthiş ruhsal bir ıstırap çekme başlıyor. Hani Mesih neler çekeceğini biliyordu. Hemen ertesi gün çarmıha gerileceğini, bu kadar hani ıstırap çekeceğini çok iyi biliyordu. Çünkü bunun için geldi. Hatta dua ederken diyor, Rab başka bir yol var mı? Senin isteğini yerine getirmeye razıyım. Ama insanları kurtarmak için, günahlarını arındırmak için başka bir yol varsa bu kaseyi, bu ölümü, bu gazabı benden uzaklaştır. Şimdi ama, bu konuda bir şey sormak istiyorum. Evet. Çünkü çoğu zaman insanlar bu ayeti okudukları zaman işte İsa yapmak istemedi, vazgeçmek istedi, güçsüzdü, zayıftı. Sanki böyle bir izlenim çıkıyor. Evet. Ama bu konuda siz ne dersiniz? Yani gerçekten korktuğu için mi böyle söyledi yoksa insani yönü mü ağır bastı? Yani insanın yönü elbette ki burada yansıyor. Çünkü İsa %100 insan da aynı zamanda. Fiziksel olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak elbette ki gerçekten bir işkence içerisine girmeye başlıyor. Ama aynı zamanda bizim günahlarımıza karşılık çekmekte olduğu bu ıstırabın, bu sıkıntının ne kadar diri, gerçek olduğunu aslında yansıtmaya çalışıyor bize. Yani burada gerçek bir ıstırap var. Mesih orada bir Süperman kahraman gibi, bana bir şey olmaz gibisinden ezip geçmiyor. Gerçekten çekiyor bunları. O bizim belki çektiğimiz zaman zaman kaygıları, korkuları, o da içselleştiriyor bunları. Anlatabiliyor muyum? Tam anlamıyla bizim yerimize geçiyordur çünkü. Doğru. Şimdi ne diyor? O kadar acılar içerisinde oluyor ki teri kan damlaları gibi akıyor. O derece bir acı içerisinde. Bundan sonra tabii ki bu arada Yahuda gitmiş, söylemiştir din bilginlerine. Mesih Getsemani bahçesine inmiştir, orada dua ediyordur. Hadi arkadaşlarınızı toplayın. Ve onları toplayıp bu defa Mesih'i yakalamak üzere bahçeye iniyorlar. 47. ayet, istersen oradan devam edebilirsin. İsa daha konuşurken bir kalabalık çıka geldi. 12'lerden biri Yahuda adındaki kişi kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa, Yahuda dedi, insanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca, Ya Rab kılıçla vuralım mı dediler. İçlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu. Ama İsa, bırakın yeter dedi. Sonra kölenin kulağını dokunarak onu iyileştirdi. İsa üzerine yürüyen başkâhinlere, tapınak koruyucularının komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi. Niçin bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla geldiniz? Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir. Tamam. Şimdi bir anda bu kalabalık geliyor. Yahuda'yı izliyorlar. Yahuda onlara yol gösteriyor. Ve Mesih'e yaklaşıyor. Yani düşünebilirsin ne kadar acı bir şey Mesih için. Yahuda'yı 3 yıldır yanında gezdirdi. Ona her türlü iyilik verdi, gösterdi. Belki Yahuda Mesih'in adına mucizeler bile yaptı. Ama son anda vazgeçti Mesih'ten. Mesih'e ihanet ediyor. Ve ne yapıyor burada? Mesih'i öpüyor. Çünkü demişti askerlere, kimi öpersem odur Mesih. Şimdi yine bazı insanlar burada rivayet edilen bir başka olay var. Derler ki işte Mesih burada Yahuda ile karşılaşınca Rab Allah bir mucize yapmış. Ve Yahuda'yı Mesih'e benzetmiş. Mesih'i de Yahuda'ya. İncil'in hiçbir yerinde böyle bir olay yoktu. Baştan sona kadar, hatta kendisinden önce Tevrat ve burada da İsa Mesih'in çarmıha gerileceği yazıyor. Ve gerildiğini de okuyoruz burada. Yani daha sonra görüyoruz zaten Yahuda bu ihanetinden ötürü gidiyor kendini asıyor. Ama burada gerçekten Mesih çarmıha geriliyor. Çünkü kendisi buna bu misyon için gelmişti. Ve kendini burada teslim ediyor. Hiç kaçmıyor, hiçbir yere gitmiyor.
İsteseydi, istediği anda bir mucize yapıp kurtulabilirdi ellerine, sıyrılabilirdi. Yani İsa Mesih çarmıhta ölmeseydi, bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kurtuluş tasarısının bir anlamı olmayacaktı. Evet, boşa çıkacaktı hepsi. Evet. O yüzden defalarca söylediği gibi bütün bunların olması gerek. Şimdi Petrus ilginçtir. Yine kılıcını kavuruyor, bir anda birine saldırıyor. Evet. Ve uçağını, kulağını uçuruyor. Şimdi ilginç burada. Şimdi Mesih gerçekten savaşmak isteseydi, bazıları öyle yanlış algılıyor. Evet. Tam fırsattı. Tabii. 12 adamı var. Hadi bakalım savaşsın. Melekleri de çağırsın. Yani Mesih orada ne yapıyor? Hemen diyor dur. Yeter. Benim niyetim burada savaşmak, devrim yapmak, darp yapmak değil. Evet. Sonra ne diyor? O adamı alıyor yanına. Kulağı kesen adam. Evet. İlginç. Alıyor kulağını yapıştırıyor ve iyileştiriyor. Düşün adam onu öldürmek için geldi. Onu yakalamak için geldi. Ama ona şifa veriyor. İşte düşmanlarınızın sevgi kısmı i̇şte burada. Bu. Öbür yana çevirin budur. Hani ne inanılmaz bir örnek bu. Evet. Değil mi? Kulağını iyileştiriyor orada herkesin önünde. Açık açık kendini, kendi rızasıyla ölüme teslim ettiğini gösteriyor burada. Sonra onlara diyor ki hani neden şimdi bugün karanlıkta geldiniz? Ben her gün tapınakta dolanıyorum, vaaz veriyorum, konuşuyorum. Aslında cevabı şu. Yahudiler, din bilginleri halktan korkuyorlardı. Çünkü onlar halkı memnun etmek için uğraşıyorlardı. Evet. Mesih ise hiçbir zaman için insanları memnun etmek için uğraşmadı. Her zaman Rabbi. Her zaman Rabbi doğrularını söyledi. Ama şimdi onlar halktan korktukları için bu anda ne yapıyorlar? Karanlıkta gizliden geliyorlar. Mesih'i daha kimse görmeden çarmıha gelmek istiyorlar, öldürmek istiyorlar. Ama son sözü çok ilginç Mesih'in. Diyor ki ama bu saat sizindir. Karanlığın yani şeytanın egemen olduğu saattir. Evet sayın seyircilerimiz. Mesih'in burada yaşadıkları aslında çok çok önemli. Hepimizi yakından ilgilendiren bir olay. Çünkü işin başında ne demiş Mesih? Ben kurban olacağım. Bu parçalanan ekmek, bu dökülen kan benimdir. Ve bunu ne için yapıyor? Tanrı kuzusu olarak bütün insanların günahlarını ortadan kaldırmak üzere aslında kendini çarmıha teslim ediyor. İsa Mesih'in burada bütün yaptıkları bizim yerimize yapıyor. Esas çarmıha gitmesi gereken, ölmesi gereken bizdi. Ama Mesih masum ve kusursuz bir kuzu olarak kendini ölüme teslim ediyor ve bizim yerimize ölüyor. Bunu ilerideki programlarda daha da ayrıntılı konuşacağız. Sevgili izleyicilerimiz, Mesih'in İzinden adlı programımızın bugünlük sonuna geldik. İsa Mesih'in hayatını daha iyi öğrenip araştırmak için mutlaka İncil'i okuyun. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından bize ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.